Asgari ücret maratonu başladı. Ay sonuna doğru asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Türk İş Sendikası asgari ücret taban fiyatının 7.785 lira olduğunu söyledi. Peki bunun üstüne çıkabilecekler mi? Oturumlarda belli olacak. Biz de mikrofonlarımızı aldık. Sokaklarda vatandaşlara asgari ücret ve emekli maaşların ne kadar yükselebileceğini, beklentilerin ne olduğunu soracağız. İşte Halk 54 farkıyla ekranlara geliyor o soruların cevabı. Yani bir 8-9 lira olması lazım en azından. Eşin çalışıyor mu? Eşim emekli. Yetmiyor ki açız. Emekli maaşlarının da zam öngörülü ne kadar? 500 lira koyacakmışlar. 500 lira nereye yeter ki? Millet karnını doyuramayacak o parayla yine. Yine açız yani. Ne olur ondan? Ne 500 emekli maaşı? Ya emekli maaşı da bir 6 lira olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. En azından yani. Bunu yani bu millet ve markete giriyoruz ya, yanaşamıyoruz hiçbir şeye ya. Asgari ücretle eşitlense emekli maaşı. Çok güzel olur. Keşke duysalar, yapsalar keşke ya. Duymuyorlar mı? Duysunlar ya. Giremiyoruz marketlere ya. Her gün her şeye zam olur mu ya? Bu millet nasıl alacak, nasıl yiyecek, nasıl yetişecek? Hiçbir şey yetişemiyoruz ya. Duysunlar. Bundan önce bir buçuk sene önce iyiydi yani. Yani her gün zam yapmıyordular ki marketler. Yılbaşlarında zam gelir. Şimdi her hafta zincirleme marketlerde BİM, en ucuz BİM olan bir küçücük tuz bile 3,5 lira olmuş ya. Bir tuz ya. En ucuz aldığımız şey ya. Duysunlar bunu yetkililer, duysunlar. Kaç kişisin dedi? Biz 3 kişiyiz. Bir bekar oğlum var. Evimiz olduğu halde yettiremiyoruz. Kira derdi yok. Ya kira derdi yok. Kira olsa zaten hiçbir şey yiyemeyeceğiz. Bir lokma ekmeği yapmışlar 5 lira. Allah'tan korkuları yok ki. Olmaz böyle ya. Duyurun, herkese duyurun ya. Bu insanlara birazcık, bu fakir halka birazcık el tutsunlar ya bu yetkililer. Yani yükselsinler. Asgari ücretin bugün en az 10 bin liranın üzerinde olması lazım. Türk İş 85 lira diyor. Biliyorum. Çıkacak rakamı da söyleyeyim. 8.150 veya 8.250 lira çıkar. Bunun üstünde kesinlikle çıkmaz. Peki bu hayat pahalılığında bu yetemiyor mu? Mümkün değil, yetmez. İnsanların durumunu görüyorsunuz. Bak, fileleri bomboş gidip geliyorlar. Çünkü şöyle bir şey olacak. Asgari ücret arttı, işçi maliyetleri arttı, piyasa gene artacak. Ben aynı zamanda ekonomi okudum. Ben bunu anlamıyorum. Asgari ücreti arttırdığınız vakit Türkiye'de yine enflasyon yukarı gider. Çünkü herkes kendi fiyatlarına zam yapacak. Bunu göreceğiz. Fabrikaların asgari ücret üzerinden zam yaptıklarında maliyetleri artacak. Bu maliyeti de işverenler ürettikleri mamule ilave edecekler. Değişen bir şey olmayacak. Değişen bir şey olmayacak yani, saçma sapan bir şey. Şöyle bir şey var. Allah'ım, tam TÜİK var da enflasyonu fazla yukarıda tutmuyor. O TÜİK'çileri değiştire işte bu en son buldukları %200'leri falan en mı? Son buldukları, kendilerine göre, hani meşhur bir fıkra var ya, kendilerine göre bir hoca buldular. Bu hocayla devam etsinler. Gittiği yere kadar gider. Göreceğiz. Seçimi. Göreceğiz. Yani sandık her şeye karar verir. Başka bir şey söylemek istemiyorum. 5.000 lira kira ödeyip ne yiyeceksin kalanıyla? Yani yeter mi 10.000 lira artsa? Yetmeyecek. Bu fiyatlar bu kadar zıplarsa yeter mi sizce? Çünkü maaşlar artacak. Piyasada bütün iğneden ipliğe yeniden artış olacak. Evet. Ne olacak? 15.000 lira yüzden olması lazım emekli maaşı. 5.000 lira kira, doğalgaz, elektrik, su. Ne kalıyor mutfak masrafına? Şu fahiş artışın durması lazım. Yani. Çünkü herhalde bu fiyatları durdurmaları derhal lazım. Derhal seçime gidilmeli. Kesinlikle. Seçim çağrı olur mu yani? Olmak zorunda. Halk bunu istiyor artık. Bunu görmezden gelemez kimse. İnsanlar evine peynir alır. Seçimi kullandırmak maksat yani. Nasıl yani seçim? Seçim bahane yani. Devirmek için bir şey yapıyorlar ama o biraz zor. Tabii. Belirlemiyor canım herkes. Markete saat başı gidiyorsun, bir şey alıyorsun, gözümüzün önünde fiyat artışı oluyor. Alacaktır. Peki müdahale edemez mi hükümet bu fiyatlara? Ne kadar oldu, farkında mısın? Ediliyor, edilecek, başlandı bile. Gerçekten. Ben devletimin arkasındayım. Gerçekten.
Tabii. Bu kadar mı görmezden gelebiliyorsunuz? Vallahi ben de bak emekli maaşıyla geçiniyorum ama açlıktan kimse ölmez ama bizi darbeyle yıkamadılar, dolarla yıkamadılar. 4,5 milyar maaş alan 5 bin lira nasıl kira ödeyebilir? En kötü ev 4 bin lira, 5 bin lira. Evet ama mantıklı niye ya. Bunu böyle yaptılar? Hepsine her şeyi kayıp mı yapıyor? Valla bu millet size. Gerçekten çok cahil. Evet. 80 sene Türkiye'de hiçbir şey olmamış, çivi çakılmamış ama 20 senede olanları görmüyorsan var ama bunu niye yapıyorlar? Niye yapıyorlar? Yani yapılan fabrikaları boşa mı sarıyorsunuz? Ne zaman hangi her fabrika 80 yapmayın sene be. Diyoruz. Her fabrika az yani mı yapıldı? Yani İMF'nin emri altına girerse İMF'ye kadar Ecevit'in vallahi İMF'nin fabrikaları ne oldu? Şeker fabrikaları vesaire kağıt fabrikaları. Vallahi şekerleri hep saklıyorlar. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı gerçekten. Hiçbir şey olmadı. Bak Çaykur da hala işliyor. Dinlediniz ortamı. Berbat. Berbat. Yani kaç para maaşla insanlar rahat geçinebilir, kendini evi çevirebilir? 3-4 kişilik aile. Ne kadar maaşın olursa olsun gider. Bu düzensizlikte gider. Ama sorun şu, hayat pahalı var işte. Onu bir düzene bir fren yapamıyorlar, bir düzene sokamıyorlar. İstemiyorlar. Benim değil ya BİM, ŞOK bilmem ne. Niye istemiyorlar? Onların toptancılarına git sor. Toptancılardan perakendeci, o BİM dediğin perakendeci. Bir de onun başı var. Toptancısına sor. Hı-hı. 70 liralık yağı 159'da kim kakalıyor onu bul. Bu kadar basit. Ben mi bakacağım? Biz boşuna konuşuyoruz. Boşuna konuşuyoruz. Ya istediğin kadar konuş. Ben istediğim kadar da yazıyorum ama hikaye yani. Bizim yazmamız, çizmemiz, söylememiz hikaye. Neyi yazıyorsunuz? Ha? Enflasyon, ekonomi. Hiçbir şey yapılmıyor demek ki enflasyon, ekonomi böyle gidiyor. Abi 6 milyar maaş alıyorum. 6 milyar. Abi bak doğal gaz geldi 1 milyar. Şimdi geldi bak. 350 milyar su geldi. Elektrik geldi. Mutfak, market derken abi sıfır. Kira var mı? Kira bir şükür vermiyorum lan vermiyorum. Bu da olsa. Ötüm. Abi imkanı yetiştiremezsin ya. Nerede yetiştirsin ya? Ne kadar olsa sen geçinirsin. Kaç abi bak başlıyorsun? En az adam gibi yaşamak istiyorsan 10 kağıt en az. Adam gibi ama ha sürmek istiyorsun abi işte sürüyoruz. Onun ya şöyle de bir şey var şimdi maaşın artsa piyasada her şey artacak. Gene aynı abi, bunu abi girmiyor musun? O hesaba girmiyor musun? Abi ben markete gidiyorum 10 lira. Öbür tarafı 7 lira. Mal aynı mal değil. Ama etiket aynı üzerinde. Kasaya gelince değişiyor. Abi etikete bakıyorum 8 lira, kasaya bakıyorum 10 lira çıkıyor bende. Dedim kardeşim ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Etiket ne? Kasa fiyat ne? Abi özür dilerim. Yuttun yutmadın gitti abi. Abi yaşayacak yer değil. Buraya. Düzeltirler inşallah, biri düzeltir. Abi inşallah, inşallah. Her gün intiharlar oluyor, yürüyorsun abi. Her gün intihar oluyor ya. Adam kendini vuruyor ya. Adam çıkmış geçen çarp çarptığında almış pompalıyor. Karım beni aldatıyor bilmem ne yapıyor. Bam buraya bam buraya. Adam kafayı sıyırmış ya. Yani millet delirmiş artık yani. Allah sonu sayılırsın. İyi değiliz. Ben emekliyim. Bana vermiş 2700 lira maaş. Bir de çıkmayacak ya. Şimdi açım diye yalan söylüyor. Lan asgari ücret yapmışsın. 5,5 lira bana vermiş 2500 lira maaş vermişsin. 2700 lira. Peki aç değilim. Ne yapacağım ben? Dememen için kaç para maaş olması lazım? Ya abi yani ben bu illa bu üniversite diyemem onu söyleyeyim o kendi kararlarıdır ama yani insan sonuçta bir hizmet yaptıysa çalışlanma çalışmanın karşılığı bu mu olmalı ya? Yani yeterim yani sizi yani yeterim yani. Şunu geçiniriz abi. Yeterim yani. O geçiniyor mu? Şunu soracağım emekli maaşı asgari ücret arasında büyük bir makas var. Tabii ki. İşte ondan dolayı tabii soruyorum yani ne olur yok, da rahat geçin. Bir tane ekmek olmuş 5 milyon. En az bu 10 lira. Bir kişi doymuyor bir kişi. En az 10 lira yapmaları gerekiyor. Neyi yapacak? Yani. 10 lira olsa. Tabii ki. Yani biz yani verelim bizim aylığı onlara verelim. Onlar aylıklarını bize kendi, versin. Bir ay idare etsinler. Yani. Bir ay idare etsinler. Bizim aylığından onlar yani idare etsin. Biz onların aylığını alalım. En son mutfağı sen evet. Evet. Sen alamıyorum ki. Ben markete gidiyorum alamıyorum. Pazara çıkıyorum alamıyorum. Bir bardak şurada kaç aydır çıktığım yoktu. 10 milyon 2 bardak çaya verdim. Şu kadar bardak. Kendi içsin bakayım. 6-7 ayda bir çıksın içsin. Akşam kesiyorlar ya ama maalesef oyda kaybettiler.
kaybettiler yani. Ben, bak ben ne diyorum biliyor musun oğlum? Bak size açık konuşayım. Bak kardeşime de herkesin yanında da. Diyorum ki biz boşuna çalışmışık, ömrümüz imişik. Keşke diyorum şöyle bir günlük bir yerde yazım çizim olsaydı da ben 500, 200, 500 bin lira, 1 trilyon para yatırayım. Beni emekli yapsın devlet diyorum ben şimdi şu anda. Emekli bak, misin sen abi? Emekli. Ben emekli olmak istiyorum. Peki ne kadar artar emekli maaşları? Vallahi hiç artmaz. Bende 5 tane çocuk var. 5 evet. tane. Hepsine birer milyar dağıtsam bana işte böyle şey çorba parası kalmaz. Emekli maaşı yetiyor mu sana? Yetmiyor. 5 çocuk var bende. Yeter mi? Yetmez. Kaç para olsa rahatlarsın? Vallahi bir kere 10 milyar olması lazım. 10 olması lazım. Ya. İnşallah olur. İnşallah. On olması lazım. Emekliyim ama aç alıyoruz. Kaç para maaş alıyorsun? Asgari ücret işte. Böyle ben kamera görsünüz ne? Benim bir sana ricam var. Sen beni tanısana. Bu ne parası veriyorlar böyle? Emekli maaşlarına, asgari ücretlere zam gelecek şimdi. Onlar zaten benim borcum var şeye. Bankalara hiç alamıyorum. Niye bu kadar borç yaptın? 9 kişiyi kaybettim ben. Ziraat donatımda abim vardı. Ben de oradaydım. Depremde değil, kazada. 9 kişi kriz demekte. Kız da öldü, 9 kişi. Dönücü başları da öldü. Diyeceğim. Bu destek paketi bir şeyler söylüyorlar. Evet. Onu anladım. Kaymakamlığa gideceğim, maliye. Bana vermiyorlar. Herkes alıyor. Onların bu para alıyor. Da para alıyorlar. Senin elektrik, doğalgaz borcun var. Neyin var? Var. Epey borç. Bir yarısını ödedim böyle. Hep borç yaptım. Bilmem ne yaptım. O borçlar kapıya geliyor. Destek ödemesini bekliyorsun devletten. Borcun. Ödemiyor. Aşağılarını ödüyorum. 2000 liradan aşağısını. Diyeceğim benim destek paketine benim ihtiyacım var. Hiç kuruş para almıyorum. Cumhurbaşkanımıza bunu, ben AK Parti'ye bu zamana kadar attım. Memnunum. Benim hasta ziyaretime geldiler. Ben Erenköy'de yattıydım. Diyeceğim beni Meral Akşener'in partisine kaydetmişler. Ben kim olursa ama ben bu Cumhurbaşkanımızdan kat kat memnunum. Eyvallah. Bana böyle şey yaptılar. Oraya gidiyorum ya yok partimden ne müdürler. Valiye çıkın vali yanımızı kabul etmiyor beni. Bunlar anladın mı? Nasıl bir şeydi? Üzülcen. İçerdin ya seni dedi. Kim takar dedi. Yani ne kadar 8 bin lira. Rahat geçinebilir misin? Bir anlatır mısınız? Rahat geçinebilir miyim? Zor. Şimdi 5500'de mesela nasıl geçiniyor? Yani kendi evim olduğu için rahatla geçinebiliyorum şu anda. Ama yetmiyor. Çocuklar olduğu için. Şimdi bu yeni yılda bu artış ne 10 bin lira. Olursa? 10 bin lira olarak asgari ücreti bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Peki bir yandan da tabii emekli maaşları da görüşülüyor. Onlar da artacak. Emekli maaşlar nasıl yani? Asgari ücretle dengelenmesi gerekir mi, gerekmez mi? Ne düşünüyorsunuz siz? Emekliler ne kadar aldığını bilmiyorum şu anda ben. Kaç para aldığını bilmiyorum. En yüksek 4000, 5000 lira aldım. Asgari ücrete yakın olması lazım ama. Emekli değiliz. Şu anda emekli değiliz ama vatandaşa yetmeyebilir. Bir de vatandaş şimdi sıkıntı durumda. Kaç para yani asgari ücret alsan rahat geçinebilirsin? Hemen 8'i bulacak, 8'i geçecek. 8,5 olacak yani asgari ücret. Hmm. Olması lazımken vatandaş daha rahat da yani. Geçinilir mi yani? 8 bin lira olursa rahat geçinebilir misin? Niye geçinemeyim abi? Soruyorum işte sana, sen bilmiyorsun. Geçinirim. Niye geçinemem? Kirada mısın? Kirada değilim. Baba evinde oturuyorum. Oradan kurtarın, kiradan kurtarın. Evet. Ama vergisini veriyoruz. Nasıl olacak? Vergi bir şey değil onun yanında ya. Ne vergi bir şey değil ya? Kiralar kaç para oldu şimdi? Sapanca'dan... Bir asgari ücret kadar oldu kiralar artık. Evet. Abi vatandaş geçinemiyor. Pazara önceden pazara iniyorduk, gidiyorduk. Pazara gidiyorduk. Bundan 20 sene önce, 25 sene önce. Fideyi dolduruyorduk. Şimdi dolduramaz hale geldi vatandaş. Bir tane bir şey alıyorsun. Heh. Dünyanın parasını. Bir çay, ufak çay bardağı. Şöyle kafeteryalardan 10 lira, 20 liradan bahsediliyor. Niye öyle oluyor?
aylıklarda ne kadar beklentiniz ne? Asgari ücret ne olsun? Ben emekliyim, 10 milyar bekliyorum maaşımı. Ne kadar şu anda ortalama? 6. Kaç kişisiniz? Ben bir kişi yaşıyorum ama İstanbul'da yaşıyorum, burada değil. Koz yatağında yaşıyorum, şu anda kiram zaten 6. Çocuklarım yardım ediyor, öyle geçiniyorum. Niye böyle bir anda? Yani daha önceden bir azane yetiyordu kıt kanat da şimdi ya, bir anda... Kiralar bir çok arttı. Kiralar çok arttı, her şey çok arttı. Ne söyleyeyim ki? Kamyonu patladı frenin gidiyor, geri dönmüyor. Ya ama bu şoför nerede? Şoför kayıp. Şoför başka şeylerle uğraşıyor, ülkenin Allah şoförü. Evet. Emekli maaşları artacak, evet. Şeyde. Ne kadar beklentiniz siz? Normal ya, normal. Mesela benim için %40 falan normal. Mesela %50 isteyebilmem mi? Yanlış bunlar yani. Şimdi Türk İş Sendikası dedi ki, yani bizim asgari ücret dedi 7.785 lira, evet. Taban fiyatı. Evet. Size göre ne kadar maaş olursa biraz. Peki, daha çok değil mi? Adam sigorta ödeye, araba parası ödeye, yemek ödeye. Kaça mali o adıma 10 milyon ödeye demişim, soruyorum sana. Ama şöyle de bir gerçek var. Evet. Hayat pahalı var. Hayat pahalı. Hayatı duracak. Seçimden sonra göreceksin onları. Ne olacak seçim? Ne olacak? Anlaşacaklar Tayyip'le. Anlaşacaklar bunlar. Şimdiden Bahçeli'nden şey yaptılar. Özür diledi şey. O iş adamları. Ya ben memnunum yani hayatımdan. Fiyatlar düşer mi yani? Düşmese de normal. Aylıklar güzel. Ya bana bak, 10 milyon da alsa adam, parayı kullanmasa bilmiyorsa geri yetmez. Ben şimdi 4 milyon para alırım. Kaşa mal oluyor bana. Bak haplarım var burada. Evet. Haplarım var. Bana 5'e mal oluyor. Allah razı olsun, ben memnunum hükümetten. Allah bir, ben 84 yaşındayım. Her tarafa bilirim. Gençsin daha ya. Gençim ben. Tanrı'nın ezanı duydum ben. Tanrı'nın ezanı başka tapacak yok. Bu şey, inenin devri bunlar. Anladın mı? Onun için bunlar bugünden bulunmaz. Hastanelere gidiyorsun istediğin ücretsiz. Anladın mı? Allah bir kere razı olsun hükümetten. Ben memnunum bak. 84 yaşındayım. Hayatımdan memnunum. Herkesin memnun olsun. Eskiden paralı mıydı hastane? Nasıl? Paralı ama kuyruk. Kuyruk. Paralı razıyım ben. Gidiyorum ben. Para yatıracağım. Yemiyor diyorum şu amca sen dışarı gittim havadan hemen kendime geldim. Ya bu basık basık böyle hastalık bulamıyorsun ya. Amerika'da Almanya'da buna yoktu. Yoktu ya. Bugün bu hükümet gibi bir insan gelmez. Altyapı bitti. Bütün köprüler bitti. Ta ne olacak? Köprüden ne oldu adam? Köprüden ne Allah yolda ne oldu? Ne var ya bu muhalif bunlar ya. Yol yoksa medeniyet. Medeniyet yok. Bunlardan ne oluyor ya? Allah Allah. Allah. Neyse canım. Kiralar. Beklentiniz ne? Beklentiden ziyade kiralar ne kadar? Asgari ücrete dayandı artık. Geriye ne kaldı? Neyle geçinecekler? Kiraya gitti para. Ne olursa yani ne kadar rakam olursa siz rahat geçinebilirsiniz. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Yani asgari ücret de eğer kiralar bu kadar yüksekse yine geçim nasıl olacak? Yani bence kiraları düşürsünler. Asgari ücrette en azından 8-8500 daha bundan aşağısı kurtaracağını sanmıyorum. Çünkü süt ne kadar, peynir ne kadar, ona artık bir uygulama şart yani. Bu her yerde fiyatlar farklı, buna bir düzen getirmeleri gerekiyor. Kafalarına göre yani şurada bir gezin ürünler. Yani hiç kimse kendi kafasına göre bir ürünün fiyatını belirleyememesi lazım. Buna bir düzen konulması lazım. İnsanlar ellerindeki parayla o markette bu ucuz, bu markette bu ucuz diye geziyor. Yani bunu ayağı iyi olan, sağlıklı olan anca yapabilir. Ya şu ama olabilir mi mesela? Bunu herkes yapamaz ki. Gıdasından tut bütün ürünlere işte 3 ayda bir en az taban olarak %15. %20 artık ne rakam söylüyorsun? Dünyanın hangi senede 2 sefer 3 sefer? Hayır, bu kadar zamda niçin oluyor onu da anlamış değilim. Bu şart mı yani? Temel olarak bir düzen gelmesi lazım. Tabii ki fiyatlar artabilir. Tabii ki her şey pahalanıyor olabilir. Anlıyorum ama bu kadar fahiş fark olmamalı. Buna hiç kimsenin yetkisi olmamalı. Bu kadar insanların hayatı bu kadar ucuz mu ya? Milletin aldığı para belli. Şükür şuraya. Ben burada ayrıca yaşamıyorum. Ama yani insanlar güzel idare ediyor. İnsanlar güzel mücadele veriyor. Bu halk gerçekten her şeyin en iyisine layık. Onun için çok üzgünüm yani. Gerçekten üzgünüm. Yani
insanların gırtlağına düşmemesi gerekiyordu bu iş. Yormamak lazım. Yani millet çalışıyor 8 saat. Dünyanın her yerinde herkes çalışıyor. İnsanlar çalıştığında geçinebiliyor olması lazım. Rahat geçinebilmek. Aynen. Yani en azından yiyor içiyor olabilmesi lazım. Artık insanlıktan çıkmanın da bir anlamı yok. Bir evin babası akşam geldiği zaman sıcak bir yani güzel sofrada yemek yemek ister. Yani bunu ben demiyorum illa o bu olsun. Ama en azından yani ailecek bir sofrada bir mutlu olabilsin insanlar. Yani et zaten sağlıklı değil. Hadi haftada bir kere yesinler. Ne bileyim ben artık. Ama yani bu kadar da olmaz ki. Emekliler de çalışmak zorunda. Yani emekli deyince ne anlıyorum? Yani artık tabii ki. Çalışmış artık dinlenmesi lazım. Yani dinlenebiliyorsa ne mutlu. Vallahi şu yaşantıya göre o para bile yetmez yani bu insanlara. Ne kadar olması lazım? Çünkü benim kendi görüşüm yani ben bekar bir insanım. Tek yaşama yaşayan bir insanım. Ya benim günlük giderim sadece 100 lira yani. Sadece 100 lira. Ev kiram falan hariç. Evet. Yani uzun lafı kısası bana göre asgari ücret şu anda şu koşullara göre en kötü iki çocuklu bir aile için yine 10 bin liradan aşağı olmaması lazım. 10 bin TL. Emekli maaşları mesela ne kadar olur? Abi emekli maaş, emeklilere zaten çok üzülüyorum yani. O insanlar asgari ücret kadar yapmıyor maaşları. Yani fedakarlık etmişler. Bu ülkeye hizmet etmişler. Aldıkları maaş yani gerçekten gülesim geliyor yani. Bir şey diyemiyorum yani. Hallerine acıyorum yani. Çok acıyorum. Ama elimizden ne geliyor? Sadece kendimizi sandıkta kanıtlamamız lazım. Çünkü başımızda dindarlık taktıran insanlar. Çünkü Allah'ın adaleti bana göre böyle değil yani. Yani insanların hakkını vermeleri lazım. Ve bu imkanımız da var yani ülke olarak. Ne, Allah ne verse Allah bereket versin. O kadar. O kadar. Ne olacak yani? Yetiyor maaş. Allah'ımıza şükür olsun. Sen ne kadar çok para alsan, maaşın 15 bin lira olsa o kadar çok harcama yaparsın. Yorganına göre uzatacaksın. Yani. Al kazandığına Allah'ına şükredeceksin. Şükretmezsen imkanın yok. Yorganına göre uzatacaksın ayağını. Yorgan 2 metrese 2,5 metre uzatsan ayağını dışarıda kalırsın, üşürsün. İyi de yorganına göre uzatsan anladın mı? Piyasada her şey artınca ya, yorganı kalmıyor işte. Buna şükür. Kalıyor. Allah bereket versin. Devlet bana 6 bin lira emekli maaşı veriyor. Allah bereket versin. Neye yetmiyor? Sen yine iyi alıyorsun. Ne yapıyorsun? 6 bin lira iyi alıyorsun. Ama başkaları 500 liradan yatırırken primi ben 1000 lira yatırırım. Onu ne yapacağız? Ya. Sen çalıştığın yere bağlı işte. Ben kendim, yani. kendim, ben esnafım. Kendim Bağkur'dan SSK'ya geçtim. İki basamak vardı. 500 lira, 1000 liradı. Ben hep 1000 lira yatırıyorum. En son 22,5 bin lira yatırıyorum, emekli oldum. Fabrikada çalışan asgari ücretten yatırıyor. İşte onun maaşı düşük oluyor. Peki, ya büyük. Var, benim oğlanlar da var. Toyota'da çalışıyorlar, 20 bin lira maaş alıyor arkadaş. Öteki çalışıyor, 8-9 bin lira maaş alıyor. Sanatkar, çalışan adama para verirler. Çalışmayana para vermezler. Öyle oturup da köşelerde ya benim maaşım işte EYT böyle şey, emekli maaşı ne verecek? İşte şu kadar mı verecek, bu da. Bırakın bunları ya. Allah ne versin ya, Allah bereket versin deyin ya. Bugünlerimize şükür. Kardeşim benim yaşım 75. Ben nelerini gördüm. Çok yağları gördüm. Tozlu camın altında yağlar yandı biliyor musun sen? Ayçiçek yağları yandı tozlu camın altında. Hep stok yatlar da yandı. Hepsi kıtlık var, pahalılık var. Pahalı bunlar yaratıyorlar ya. Kendi ücret, biz sigorta emeklisiyiz yani. Ben 5 bin lira alıyorum. Ya bereket versin. Ya şimdi arttığı zaman gene tatmin eder yani. Evet, sen ne diyorsun abi? Beklenti nedir yani? Vallahi hemşehrim, emekli maaşları da zam vermesinler. Piyasayı da durdursunlar. Bu market zincirleri var ya. Evet. Bundan ümüğünü sıksınlar. Bize 10 milyon maaş da verse biz gene yetmez. Niye? Bu sefer 1 liraya aldığın şey 30 bin liraya çıkaracaklar. Kim durduracak bunu? Devlet durduracak. Devlet durduracak abi. Ben durduracak halim yok. Bu kadar basit yani. Asgari ücret ne böyle? Allah bereket versin. Ama asgari ücret 2800 lirayken hiç hayat pahalı konuşmuyorduk. O zaman iyi kötü. O zaman yoktu ama bu market zincirleri yoktu o zaman. Vardı, olmadı olur mu? İşte, ama adilik yapmıyorlardı. Anlaşıp. Sana da pazarlısın değil mi? Buralısın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Serbest piyasaya geçtiler. Şurada çay 3 lira, burada 2,5 lira, öbür tarafta 4 lira, orada 5 lira, orada 10 lira. Yani nasıl oluyor bu? Bir standartlı bir makul yani olacak. Bu ne abicim biliyor musun sen şimdi? Olmaz. Onu ya siyasileri sor işte bana değil. Ha. Onu siyasileri serbest, sor. Serbest piyasaya kaldıracaksın abi. Bu işi ben size söyleyeyim abi. Bu iş evir çevir Tayyip Erdoğan'ı yıkma politikası bu. Başka ama şey. Yıkamayacaklar. Bana bir hiç maaşımı kessinler. Ben yine Tayyip Erdoğan'a oy veririm. Abi nasıl yıkacaklar bana bir söylesene. Ona uğraşıyor. Bir şey söyleyeyim bir dakika abi. Market zincirleri işte uğraşıyorlar. Şimdi bugün Adapazarı'nda git bir çay ocaklarını gez.
Bazı yerde 2,5, bazı yerde 1,5, bazı yerde 4, bazı yerde 5. Bu dernek başkanı nerede bunu? Niye incelemiyorsun bunu? Serbest piyasa var ama böyle mi olur yani bu? O senin dediğin gibi değil o. O var ya, o marketler veriyor. Var ya o marketler. Markette Tayyip Erdoğan'ın adamı onlar. Hayır abi. Allah Allah. Değil abi. O, ya nasıl BİM'in adamı onlar hep ya. Değil. Olmaz. Her gün şey değiştiriyor, onlardan o vergi alıyor, yüksek para alıyor. Tayyip Erdoğan'ı yaptırıyorlar. Her gün şeyleri değiştiriyorlar. Tamam, Tayyip Erdoğan'ı yaptırıyorlar. Nasıl? Denetleyen kim? Kim denetliyor? Kim ceza yazıyor? Eskiden zabıta memuru yok muydu? Bir tane vardı. Vardı. Ceza yazıyordu. Denetim yok işte. Denetim yok. Öyle denetim doğru. Yok. Ben bunu da şey yapıyorum. Bak, ben bir tane zabıta görmüyorum piyasada. Şey ne yapıyor biliyor musun marketler? Hep o gençler sabahleyin başlıyor, akşamleyin başlıyor. Hep böyle etiketleri abi, değişiyor. Abi uçucuklarda kabahat yok. Uçucuklarda onu yaptıranlar da kabahat. Ben görüyorum bunları ya. Neyse kolay gelsin. Onlar fiyatları böyle değiştiriyorlar. Oradan o Tayyip Erdoğan bilmiyor mu onlar? Biliyor. Oradan vergi alıyor onlar. Oradan çok dünya kadar para alıyor oradan o. O numara onlar hep ya. Eşiniz asgari ücretle mi çalışıyor? Hayır, kendi işi. Asgari ücretle çalışmıyor. Emekli maaşları artacak. Yani bir insan ne kadar maaş olması lazım? 4 kişilik bir aileye geçinmesi. Şöyle söyleyeyim, ne kadar artarsa artsın her şey ortada. Piyasa da artıyor şey, sıkıntı o. Şöyle yani asgari ücret ne kadar artarsa her şey o şekilde de artıyor. Bence olduğu yerde kalsın, hiçbir şey de zamlanmasın. Vallahi dünyanın haline bakılırsa, gidişatına, kiralara, enflasyona bakılırsa 12 bin olması gerekiyor. Çünkü 4 bin lira kira. Bak şöyle düşün. Bir insanoğlu, yani Türkiye'yle anlaşıyoruz. 4 bin lira kiraysa, elektrik, su, doğalgaz hesaplarsa 3 bin lira da öyle gitse. Çünkü doğalgazlar malum artmış. Ben normalde 1300 lira doğalgaz ödüyorum. Bak düşün. 2500 lira kira ödüyorum. Ne kadar yapıyor? 3750. Ne kalıyor geri? Yemek içmek, çocuk okutuyor. 12 bin olsa daha iyi olur. İşsizliğe gelirsek insan evlatları okuyor. Meslek sahibi oluyor ama sokakta bilmiyor. Fabrikalar almıyor. Evet. Bak şöyle düşünelim. O fabrikalar almazsa o okuyan insanlar niye okuyor? Ve mesleği olmayan insanlar nasıl bir fabrika sahibine gidip de benim mesleğim yok.